Şimdi dönelim bu hafta. Geçtiğimiz haftayı aldık. Bu hafta neler var? Hangi veriler gelecek? Onu da Neslihan Köroğlu'nda alacağız. Forex Haber Editörü. Merhaba Neslihan. Merhabalar, iyi haftalar Cenk Akyoldaş. Evet, senden verileri merakla bekliyoruz. Evet, borsa anketimizle başlayalım. Borsanın haftaya pozitif bir başlangıç yapması bekleniyor. Biraz önce sonuçlandı anketimiz. Analistlerin endeksin açılışına ilişkin medyan tahmini artı 7.23 puan oldu. Ortalama tahmin ise artı 6.10 puan olarak gerçekleşti. Forex Haber olarak bugün düzenlediğimiz ankete 43 aracı kurum analisti katılım sağladı. En yüksek beklentinin artı 25.67, en düşük beklentinin ise eksi 5.57 puan olarak gerçekleştiğini belirtelim. Ankete katılım sağlayan 43 analistin 35'i pozitif, 8'i ise negatif açılış tahmininde bulundu. Ekonomik takvime dönecek olursak piyasaları bu hafta oldukça yoğun bir gündem bekliyor. Yurt içinde ödemeler dengesi ve bütçe rakamları öne çıkıyor. Yurt dışında İngiltere'de enflasyon, Amerika'da perakende satışlar, sanayi üretimi ve Euro bölgesi enflasyon rakamları daha dikkatle takip edilecek veriler arasında. Çin Merkez Bankası faiz kararı da önemli bir gündem maddesi olarak takvimde yer alıyor. Haftanın ilk gününde yurt içinde Merkez Bankası tarafından saat 10'da açıklanacak ödemeler dengesi verisi var ve hazine tarafından açıklanacak bütçe rakamları öne çıkıyor. Ödemeler dengesinin en önemli kalemi olan cari işlemler Şubat ayında 5.15 milyar dolar açık vermişti. Forex Haber olarak düzenlediğimiz ankette ekonomistlerin Mart ayı için cari işlemler medyan tahmini 5 milyar 286 milyon dolar açık yönünde oluştu. Bunu da hatırlatmış olalım. TÜİK, Mart ayı dış ticaret endeksleri, ücretli çalışan sayısı ve ilk çeyrek iş gücü istatistiklerini yayınlayacak bugün. Günün diğer önemli verisi hazineden gelecek. Saat 11'de Nisan ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe dengesi verilerini alacağız. Hazine Bakanı Nebati bugün enflasyonla mücadele birlikten berekete programı çerçevesinde önce saat 13'te emlak sektörü, ardından da saat 15'te temizlik sektörü temsilcileriyle görüşecek. Yurt dışında ise Avrupa'da analistlerin bekleyeceği çok önemli bir veri bulunmuyor. Euro bölgesi Mart ayı ticaret rakamları öne çıkan tek veri olacak. Amerika'da ise Mayıs ayına ilişkin New York Fed imalat endeksi verileri yayınlanacak. Beklentilere bakacak olursak bir önceki ay 24.6 puan seviyesinde açıklanan endeksin 15.5'e gerilemesi bekleniyor. Finlandiya parlamentosu NATO üyeliğini tartışmak üzere bugün toplanacak. Bunu da hatırlatmış olalım. Yarın TÜİK, konut satışları ve tarım ürünleri üretici fiyatları bültenlerini yayınlayacak. Yurt dışında Avrupa'nın ilk verisi İngiltere'nin iş gücü rakamları olacak. Avrupa'da günün en önemli verisi ise Türkiye saatiyle 12'de açıklanacak Euro bölgesi gayri safi yurt içi hasıla verisi olacak. İkinci gayri safi yurt içi hasıla tahminleri dönemsel bazda %0,2, yıllık bazda %5'lik artışa işaret ediyor. ABD'de ise piyasaların yakından takip ettiği önemli bir veri olan perakende satışlar Nisan ayı rakamları yayınlanacak. Nisan ayında %0.6 artış, çekirdek olarak kabul edilen otomobil hariç perakende satışta ise artış %0.3 olarak tahmin ediliyor. Amerika'da günün diğer önemli verisi ise Nisan ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verileri olacak. Sanayi üretiminde %0.4'lük bir artış beklentisi var. Kapasite kullanım oranının ise %78.3 olarak açıklanması bekleniyor. Çarşamba gününe geldiğimizde yurt içinde beklenen bir veri bulunmadığını gözlüyoruz. Yurt dışı tarafta piyasaların merakla beklediği İngiltere'nin Nisan ayı enflasyon rakamları ekranlara düşecek. İngiltere'de Nisan ayında aylık %2.5, yıllık bazda ise %9.1'lik artış beklentisi var. Günün beklenen diğer enflasyon kararı da Euro bölgesinden gelecek. Çarşamba günü Nisan ayına ilişkin final tüketici fiyat rakamları açıklanacak. Beklentilere bakacak olursak aylık bazda %0.6, yıllık bazda ise %7.5'lik bir beklenti bulunuyor. Amerika'da Nisan ayına ilişkin konut başlangıçları ve inşaat izinleri açıklanacak. Ülkede konut başlangıçlarının %0.7'lik düşüşle 1.78 milyona gerilemesi bekleniyor. Yine çarşamba günü piyasaların yakından takip edeceği son gündem maddesinin ise ABD'de hazinenin 20 yıllık tahvil ihalesi olacağını belirtebiliriz. Perşembe günü Türkiye'de piyasalar 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kapalı olacak. Uluslararası piyasalarda ise Euro bölgesi ödemeler dengesi, inşaat üretimi, Amerika'da ikinci el konut satışları, Conference Board, Öncü Göstergeler Endeksi ve doğalgaz stokları verileri izlenecek. Haftanın son işlem gününe geldik.
Yurt içinde TÜİK ve Merkez Bankası tarafından ortaklaşa hazırlanan Tüketici Güven Endeksi Mayıs ayı rakamlarını izleyeceğiz. TÜİK Nisan ayı yurt dışı üretici fiyatları verilerini yayınlayacak. Merkez Bankası özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ile finansal hizmetler güven endeksi rakamlarını, hazine ise merkezi yönetim dış borç ve alacaklar istatistiklerini cuma günü açıklayacak. Dünyada İngiltere'de Nisan ayına ilişkin perakende satışlar, Euro bölgesinde de Mayıs ayı öncü tüketici güven endeksi takip edilecek. Cuma günü Amerika'da önemli bir veri bulunmuyor. Forex'ten aktaracaklarımız şimdilik bu kadar Cenk Akyoldaş. Size iyi yayınlar. Çok teşekkürler Neslihan Köroğlu. Başka yönde görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum.